Çok acayip bir şey oldu. Hatırlarsanız Orhan Gencebay hani Murat Kurum'la bir programa katılmıştı. Biz de kendisiyle yayında dalga geçmiştik. Yani çünkü kendinden şöyle bahsetmişti. Bakın o yayını da izleteceğim. İnanamayacağınız bir şey oldu. Ya sen de herkese bir şey buluyorsun ama göstereceğim şimdi videoyu size. Konuşamadığını fark etmişken onun kendisine yüklediği anlamlar karşısında ağzım açık kaldı. İyiyim diye hissediyorum. Çünkü ben besteciyim. Bu bestecinin yalnız ses yorumcusu değilim. Besteciyim, edebiyatçıyım, aranjörüm, enstrümanistim. İyi olduğum zaman virtüöz diye de at. Yürü be Orhan Gencebay, kim tutar seni diyebileceğim bir diyaloglara imza atıyor. Olan biriyim ve yorumcuyum, ses yorumcusuyum ve fikir insanıyım. Tüm bunların hepsini taşıyan, çalışan biriyim. Benim görevim bu. Arkadaşlar bir dakika, ben de haber müdürlüğü yaptım. Neyse, ben bu videoyla böyle dalga geçtik yani. Hani sonra da işte bunun videosunu yaptık. Orhan Ego Gencebay diye. Ve sen neymişsin işte Gencebay diye verdik. Bu video çok izlendi. Ben de tahmin etmiyordum ama demek ki çok seveni kadar sevmeyeni de varmış yani. Hani fakat çok acayip bir şey fark ettim. Dün akşam böyle mesajlara bakarken gördüm. Abi Sevim Emre bana mesaj atmış. Şurada bakın. Şu, story'imde paylaştım Instagram'da. Demiş ki siz neymişsiniz Bahar Feyzan? Orhan Gencebay deyince bir durun. Bence saygılı olun. O bir müzik dehası. O dünyaya mal olmuş bir kişilik. Sizin vasfınız ne? Haddinizi bilin diye yazmış. Dünyanın haberi var mı Orhan Gencebay'dan onu bilmiyoruz ama bu arada. Sonra ben de bunu paylaştım story'imde. Dedim ki yani Orhan Ego Gencebay diye bir video yayınlamıştık. Meğer ne kadar doğru yapmışız diye paylaştım yani. Ondan sonra da mesaj yazdım. Dedim ki yeni gördüm mesajınızı. Ben sizin ulaşabildiğiniz o malum gazetecilere benzemem. Önce siz haddinizi bilin. Sonra da egosu aşırı yüksek kocanıza arada had bildirin yazdım. Sonra bana demiş ki haddini bilecek biri varsa o sizsiniz. Biz sizi hiç tanımıyoruz. Bize bulaşmayın. Bakın. Sizde Orhan Bey'e karşı bir hazımsızlık var. Çünkü ben şarkıcıyım çünkü. Orhan Bey'i tüm Türkiye ve dünya tanıyor yazmış. Ve ben son olarak şunu yazdım. Dedim ki hanımefendi, pardon, bir konuda haklısınız. Siz bulaşılacak bir diyalog sergiliyorsunuz yazdı. Yani bu ne abi? Bu ne? Hani diyaloglara gel yani haddini bil falan. Had bildirmeler havada uçuşuyor bizde. Dünya tanıyor Orhan Gencebay'ı. Ben size sizin şarkınızla mı cevap vermeliyim acaba? Kula kulluk edene yazıklar olsun. Orhan Bey'i bir de böyle tanıyorlar. Yani kimse söylemediyse ben söyleyeyim isterseniz. Bir de böyle tanıyanlar da var. Bir insanın şarkılarının beğenilmesi demek karakterine tapılıyor anlamına gelmiyor. Hanımefendi herhalde bunun farkında değil. Benim de şarkılarını dünya çapında çok sevdiğim başka dünya starları Orhan Gencebay gibi lokal değil. Hani böyle Arap müziğiyle Arak şarkı yapan Orhan Gencebay gibi değil. Bunu da biliyoruz herhalde. Şarkıcılarının da dünya çapında tanınan şarkılarını acayip sevip karakteri beş para etmeyenler dolu yani. Hani hanımefendi zannediyor ki şarkılarını beğenenler karakterine de tapıyorlar falan. Yok öyle bir şey kardeşim. Orhan Gencebay'ın belediyelerden iş koparmak için o belediyeden bu belediyeden çıkmadığını, eskiden de Kadir Topbaş'ın yanından çıkmadığını bir ben biliyor olamam herhalde diye düşünüyorum. Hani o yüzden hani saçma sapan. Ya bir de madem hani dünya çapındasınız ya, o zaman bir zahmet eleştirilere de katlanın. Yani bir insanın seveni olduğu kadar sevmeyeni de oluyor yani. Göze hitap eden, kulağa hitap eden, kitlelere özellikle hitap eden iş yapıyorsan bu iş maalesef böyle. Benim için de sevenim de var. Ay sevmeyenim de var ya. Ne yapayım? Zorla Allah rızası için sevin beni. Ya da sevmiyorsanız zaten siz kötüsünüzdür. Haddini bil falan mı diye mesaj atayım burada ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Valla arkadaşlar hep beraber bence söyleyelim. Kula kulluk edene yazıklar olsun. Orhan Bey bence siz aynaya bakıp bunu söyleyin. Bir de Sevim Hanım da söylesin. Bunlar nasıl egolar ya? Nasıl şişik egolar? Bakar mısınız? Yani resmen yazık yani.
şişik egolar, başka bir şey de değil yani açıkçası. Bir şey de duayenlerden gidelim. Uğur Dündar'ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez anladığım kadarıyla durumu var. Önce şu videoyu izleyelim. De gördüğünüz ya Atatürk. Abi şimdi Metin Akpınar'la biliyorsunuz Uğur Dündar başına bir şey çorap mı örüldü deyim, çocuk meselesi mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Buyursunlar şöyle bak göstereyim. Babalık davası açılıyor. Dilara DNA testine de itiraz edecekmiş. Çünkü DNA testine işte müdahale edildiğini falan düşünüyor. Uğur Dündar'ın kızı olduğunu iddia ediyor kendisi bu hanımefendi. Çok da güzel vallahi benziyor mu derseniz. Benziyor da yani bir benzerlikten elbette yola çıkacak halimiz yok bizim. Hani DNA bunu polis eşliğinde yapacaktır. Belki de basına duyurup hani bu testin daha olumlu sonuç vermesi. Ya olumlu derken hakkaniyetli sonuç vermesini sağlamıştır hanımefendi. Yine Metin Akpınar'ın ablasının yani Metin Akpınar'ın o kızı vardı ya. Onunla aynı anneden, aynı kadın yani aynı kadının iki tane daha şeyi varmış böyle babası belli olmayan çocuğu varmış. Çok acayip bir durum. Videoyu da şöyle yazmışlar ya sosyal medyada da kart kemalistler demişler. Çok güldüm ya. Olmasaydı kaldıralım bakalım kitaplarımızı. Metin Akpınar'ın DNA testiyle yıllar sonra kabul ettiği kızı Duygu Nebioğlu'ndan. Her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk'ü iyi anlamak ve anlatmak. Ve bu davanın zaten kazanığını benim hatta öz annem kendi ortada olmasa da hiç problem değil. Mahkeme onu da çıkartır. Bu Metin Akpınar'ın kızı olan işte aynı anne. Ortaya. Şimdi bir abiniz olarak. Supiye Ormancı'nın dört Supiye Ormancı. Meşru çocuğu daha olduğunu. Bu topraklarda. Allah verdikçe vermiş kadına maşallah. Ana bağrının sıcağını duyuyorsak, pes alıyorsak. Uğur Dündar'a babalık davası. Bu dava 2 yıldır devam ediyormuş meğer. Hani basından gizli. Herhalde son olarak sonuç alamayınca, böyle bir sonuca uğrayınca basına duyurmuş kız, konuşmuş. Anne zamanında hızlıymış diye. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar, çok acayip değil mi? Şimdi arkadaşlar son video üniversiteli arkadaşlarımıza biri siz mi gerçeği söylersiniz ben mi söyleyeyim bilmiyorum ama maaş beklentileri varmış, buyursunlar. Bölümünü ve mezun olduktan sonraki maaş beklentisini öğrenebilir miyim? Harita mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim şu anda. 40-42 olarak düşünüyorum. Kontrol otomasyon öğrencisiyim, ilk maaş beklentim 30 bin kadar. Merhaba, İktisat 4. sınıf öğrencisiyim. Maaş beklentim başlangıçta 4000 dolar civarı. Matematik mühendisliği ayda 30... O 4000 dolar diyen nerede? 5-40 bin arası. TL. Elektronik ve haberleşme okuyorum. 5000 dolar maaş bekliyorum. Ben biyomedikal mühendisliği okuyorum. Kaç? Her ay 50 bin lira. Ya hadi bunlar genç, daha ayakları yere basmamış. Evlatlarım, kardeşlerim, Romalılar. Allah yardımcınız olsun. İş ararken biraz moraliniz bozulacak. Özellikle Türkiye'de. Yani size gerçekleri anlatacak. İnşallah tabii sizin dediğiniz gibi olur işler. Ben yanılmış olurum ama şu anda gördüğüm kadarıyla yani çok sizin beklediğiniz şartlar dışarıda yok gibi duruyor. Durum bu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Lütfen beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin bizden. Çünkü onlar videomuzun daha fazla görünür olmasını sağlıyor.